İyi günler arkadaşlar. Ee, bu haftaki konumuz e, üretim fonksiyonu. Üretim e, fonksiyonu e, kapsamında bugünkü dersimizde e, üretim ve üretim sistemlerinden, yeni üretim sistemlerinden ve e, üretim yönetimi ve kapsamından söz edeceğim. E, Evet, işletme fonksiyonları dersinde ilk haftalarda yönetim ve pazarlama fonksiyondan söz etmiştim. Bugünkü fonksiyonumuz üretim fonksiyonu, işletmenin temel fonksiyonlarından biri üretim. Ve öncelikle üretimin tanımıyla başlamak istiyorum. Üretim doğal kaynakların yani ham maddelerin ve diğer malzemelerin İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun mal ve hizmetlere dönüştürülmesi için fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve benzer işlemlerden geçmesi olarak tanımlayabilirim. Gördüğünüz gibi tanımda asıl... Fonksiyonun dayandığı asıl mesele insanların istek ve gereksinimleri ya da e, ihtiyaç ve istekleri e, diyebilirim. Bunların ihtiyaçlarına uygun olarak ya da isteklerini karşılayacak şekilde mal ve hizmetler re dönüştürmesi için bir takım girdilere ihtiyaç var. Yani ham maddeler gibi doğal kaynaklar e, gibi. E, diğer malzemeler gibi bir takım girdilere ihtiyacımız var ve bu girdiler üzerinde fiziksel şekilde ya da kimyasal ya da fizyolojik ya da benzer diğer dönüşümler gerçekleştirilerek ortaya bir çıktı olarak mal ya da hizmetin sunulması sürecine üretim diyoruz bir sistem olarak e, üretime baktığımızda bir sistemin temel bileşenleri arasında e, girdiği, e, dönüşümü ve çıktıyı ve e, geri beslemeyi ya da geri bildirimi e, sayabilirim. <laughs> Gör Pardon. E, gir gördüğünüz gibi girdiği üzerinde bir takım dönüşümler gerçekleştirilerek çıktının üretildiği ve sistemin aynı zamanda her bir aşamasında bir önceki aşamaya doğru geri bildirimler sayesinde sistemin sürekli kendini geliştirmesini sağlayan bir modele dayalı olarak işi işle görmektedir. İşletmenin üretim faktörleri olarak Girdiler üzerinde katma değer yaratacak bir takım işlemler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Üretim sistemi bağlamında girdilere baktığımız zaman e, ham madde, malzeme, makine, işçilik, yönetim, sermaye, bilgi, girişimcilik, e, enerji e, gibi e, üretim sistemlerinin girdileri kullandığını görüyoruz. Bu girdiler üzerinde fiziksel olabilir, mekansal olabilir, psikolojik olabilir, kimyasal olabilir, bilgiyle ilgili olabilir. Bir, bir takım dönüşümler e, gerçekleştirilerek e, insanların ihtiyaçlarına, isteklerine, beklentilerine uygun olarak mal ve hizmet e, üretimi gerçekleştirilir ve bu sürecin e, kendini sürekli geliştirmesini sağlaması için de bir geri bildirim e, kanalı e, devreye girer. Bu o, geri bildirim ya da geri besleme sayesinde e, her bir aşamadaki e, sonuçlar e, daha da iyileştirilmek üzere e, bilgiyle beslenir. İşletmenin e, pek çok fonksiyon No ya da işlevleri var işletmelerin. Ee, biz ama bunlardan dört tanesini diğer fonksiyonlardan e, geleneksel olarak e, ayırt ediyoruz. Bunlar e, üretim, pazarlama, e, muhasebe finansman ve insan kaynakları. Gördüğünüz gibi bütün e, üretim, pazarlama, insan kaynakları e, fonksiyonlarının her birisi için bir yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, sınıflandırılması, analiz edilmesi, yorumlanması ve bu üretim sisteminin sürekli de finansmanının sağlanması ya da gelir akışlarının izlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir işletmenin uzun dönemli amaçlarını ilgili müşterilerine e, faydalı olacak çıktılarla gerçekleştirebilmesi için bu dört fonksiyonun e, kritik önemi olduğunu e, söyleyebilirim. Bir sistem olarak e, üretim sürecini tekrar tanımlamam gerekirse. E, Üretim süreci sisteme girdi olarak giren elemanların katma değer yaratacak şekilde bir mal ya da hizmete dönüştürülmesi sürecini üretim süreci adı veriyoruz. Şimdi biz e, özellikle üretim deyince aklımıza fiziksel mallar e, geliyor. E, oysa e, hizmet de e, bir üretim sürecinin sonucunda e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz e, hem üretim sistemleri açısından hem diğer fonksiyonlar açısından mal ve hizmet üretim arasındaki farklılıkları bilmemiz gerekiyor. E, söz konusu hizmet olduğunda, Süreç, e, fiziksel ürünlerin üretimi sürecine göre bir takım farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Örneğin e, hizmetler soyuttur. Hizmetlerin üretilmesi ve tüketilmesi eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hizmetler genelde e, biriciktir, eşsizdir, özgündür. Hizmet üretiminde doğası gereği e, müşteriyle etkileşim e, çok fazladır. Hatta hizmet üretim sürecine müşterinin e, dahil edildiği e, uygulamalar da söz konusudur. Hizmet üretimi e, emek yoğun bir süreçtir ve e, insan kaynağı e, önemli bir girdidir. Hizmetlerde verimliliğin ölçümü daha zordur e, çünkü e, her zaman e, verimlilik e, sonuç üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Kesin olarak belirli koşullar altında belirli girdiğiyle üretilmesi her zaman doğru sonuçları vermeyebilir. Hizmette kalite güvencesinin sağlanması anında tüketim yani hem üretilip hem tüketilmesi eşanlı olması ve girdinin çeşitliliği nedeniyle zorlaşmaktadır. Ama bu demek değildir ki hizmetlerde kalite güvencesi sağlayamayız. Hizmet kalitesinin ölçümle ilişkin geliştirilmiş günümüzde geliştirilmiş araçlar sistemler vardır ve bu sayede hizmetlerde de e, kalitenin e, sağlanması için e, uygun e, ölçme sistemleri geliştirilmiş ve e, uygulanmaktadır. Ama genellikle bir e, restoran örneği vermem gerekirse, e, bu e, bu tür iş yerlerinde e, biz e, onların kalite e, Yönetim sistemleri standartı ISO 9001 2015 versiyonuna ilişkin belgelere sahip olduklarını görüyoruz. O zaman bu ne anlama geliyor? Bir üretim sisteminden farklı olarak bir ürün üretim sisteminden farklı olarak bu restoranda girdiler süreçler kontrol altındadır. Ee, ve bu iş yerinin süreçleri <laughs> bilimsel temellere e, sağlıkla ilgili hijyen koşullarına girdilerin e, kalitesine dikkat edilerek e, gerçekleştirilir. Ama e, biliyorsunuz e, özellikle e, çıktı olarak bir e, yemek türünü düşündüğünüzde bu yemeğin lezzeti konusunda bize bir şey söylemez e, ayrıca lezzet de, yani kişiden kişiye lezzet, lezzet algısı kişiden kişiye e, değişebilir e, ama e, bu tür e, işletmelerde kendi reflekslerini geliştirerek belirli müşteri gruplarına belirli e, tercihleri olan e, müşteri gruplarına hizmet ederek bu değişkenliği ya da bu beklentideki çeşitliliği bir tür kontrol altına almaya çalışırlar. Üretim sürecini hem anlamak hem de değerlendirmek için kullanılan bir takım kriterler vardır. Bu kriterler arasında verimliliği, etkinliği kapasiteyi ve esnekliği sayabilirim. Bunlar bir işletme öğrencisinin hem kurumsal anlamda hem üretim süreçleri anlamında işletme içindeki diğer süreçler içinde geçerli bilmesi gereken kriterlerdir bunlar. Verimlilik bir amaca ulaşmak için kullandığımız kaynaklarla ilgili bir kriterdir çıktının girdiği oranlanmasıyla hesaplanır. Verimlilik üretim sürecinde iki şekilde arttırılabilir. Ya girdi miktarı aynı tutularak daha çok miktarda çıktı elde etmeye çalışılır. Ya da çıktı miktarı aynı tutularak daha az ile bu çıktı elde edilmeye çalışılır. Bir diğer önemli kavram etkinlik. Etkinlik bir sistemin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanır. Örneğin bir üretim hattında diyelim ki gün sonunda 1000 adet ürün çıktıya ulaşılması hedeflenmişse ve bu hedef örneğin 999 olarak gerçekleştirilmişse burada bir etkinliğin Yüksek düzeyli bir etkinliğin varlığından söz edebiliriz. Dolayısıyla bu etkinlik kavramı aynı zamanda o sistemin performansı olarak da adlandırılmaktadır. Bir diğer önemli kavram kapasite. Üretim sistemlerinde kapasite çok önemli. Bir üretim sisteminin belirli bir zaman aralığında üretebileceği maksimum üretim miktarını biz kapasite diyoruz. Ve işletmeler de bu o, kapasitenin e, artık olması ya da eksik kapasiteyle e, üretim sistemini kullanılması işletmeye bir takım e, maliyetler e, doğuracaktır. Dolayısıyla mümkün olduğunca kapasitenin e, en etkin bir şekilde e, kullanılması e, hedeflenir. Bir diğer önem, önemli kavramımız esneklik. Esneklik özellikle Günümüz koşullarında üretim sistemlerinin taşıması gereken önemli bir özellik ve sistemin esneklik açısından sahip olması gereken özellikleri yetenekleri varoluş varoluş ile doğrudan bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Ne demek esneklik? Bir sistemin değişen çevre koşullarına cevap verebilme yeteneğine ya da becerisine esneklik adı veriyoruz. Yani hali hazırda işletmenin yürürlükte olan sistemini etkileyebilecek kişisel ve dışsal koşullarda ortaya çıkan bir değişim ve hızlı bir şekilde adapte olabilmesini cevap bu yeni koşulların ortaya çıkardığı taleplere cevap verebilmesini sağlayacak yetenek ya da becerileri biz esneklik diyoruz. Esneklik üretim sisteminin kısa dönemde mevcut koşullarla mevcut koşullarla değişen koşullara ayak uydurmasını, uzun dönemde ise yeni ürün ve yöntemler geliştirerek mevcut koşullarla bütünleşmesini sağlar. Ne demek istiyoruz? Kısa sürede var olan değişime hızlı bir şekilde cevap verebilmek Birincil öncelik ise uzun vadede işletmenin varlığını sürdürebilmesi için bunun da ötesinde işletmenin bu değişimin gerektirdiği, yeni ürünleri ya da yeni yöntemleri de devreye sokarak, e, işletmenin e, değişen koşullar altında e, varlığını sürdürebilmesini sağlayacak bir özelliğe, yeteneğe, beceriye e, kavuşmasının gerçekleştirilmesi esastır. Şimdi biz e, geçmişten günümüze e, üretim sistemlerini farklı şekillerde sınıflandırıyoruz. Gördüğünüz gibi hem girdi çeşitliliği, hem ürün çeşitliliği, hem de üretilen miktar olarak giderek üretim kapasitesinin genişlediğini ve daha kitlelerin ihtiyaç duyduğu büyük miktarlarda ve standart ürünlerin üretimine doğru, sistemlerin evrimleştiğini söyleyebiliriz. Ee, örneğin, el işçiliği e, sistemi e, sanayi sanayileşme öncesi e, kullanılan bir üretim sistemi. Burada az sayıda e, ürün üretim söz konusu. E, kull üretimde kullanılan yöntemler e, ...genellikle basit ve kolay. E, üretimde çalışan insanlar konusunda uzman ve ürünlerde müşterilerin beklentilerine, isteklerine göre üretildiği bir dönem. Örneğin şeyi düşünebilirsiniz. İşte eskiden insanların giysi ihtiyaçlarının bu dönemde el işçiliği sistemiyle yani konfeksiyon firmaları ortaya çıkmamış, bedenler ortaya çıkmamış, standartlar ortaya çıkmamış o dönemde bir üretimi örnek olarak gösterebilirim. Ev işçiliği ev işçiliği dönemi ise el becerisiyle genellikle ve üretimi gerçekleştirenlerin kendi üretim yerlerinde yaptıkları yani daha çok evlerde üretimi gerçekleştirdikleri bir dönem bu üretimde de bir uzmanlaşma söz konusu. Bu üretim konu olan ürünleri örnek vermek gerekirse halı, tekstil, oyuncak, süs eşyası gibi ürünleri sıralayabilirim. İmalathane sistemi artık bu sistemde el becerisine bağlı üretim evler yerine imalathanelere taşınarak daha çok miktarlarda üretiminin sağlandığı bir sistem ee, ve çeşit, ürün çeşitliliğinde e, imalathanelerde e, imalathane sisteminde arttığını görüyoruz ve e, bu farklı çeşitteki e, ürünler pazardaki talepleri e, karşılama konusunda daha önceki sistemlere göre e, daha e, efektifler. E, bu üretim sisteminde Genel giderler genellikle yüksek ancak bu imalathane sistemi bugünkü gelişmiş üretim sistemlerinin bir temsilcisi olarak da adlandırabiliriz. Fabrikasyon sistemi artık yüksek hacimde üretimin geniş müşteri profiline beklentilerine cevap verdiği ve müşteri siparişinin göz önünde bulundurulmadan standart ürünler üretildiği ve talep fazlasında stoklandığı bir sisteme de fabrikasyon sistemi diyebiliriz. Bugünkü kitli üretim sistemlerinin bir örneği olarak adlandırabilirim. Üretim sistemlerini farklı kriterlere göre e, sınıflandırabiliyoruz. Bunlardan ilki e, talebe e, bağlılığı ya da e, bağlı olmaması durumuna göre üretim sistemleri e, sınıflamasında stoğa üretim, siparişe göre üretim ve siparişe göre montaj e, sistemlerini sıralayabilirim. Stoka üretim adından da anlaşılacağı gibi, Üretim tesislerinde ürünler müşterilerden gelecek siparişleri beklemeden e, üretildiği bir sistem. Ürünlerin üretimi tamamlandıktan sonra e, üretimin tamamlanmış ürünler eee stoğa Kaldırılıyor ve e, satış ilişkin talepler geldiğinde e, buradan e, karşılama gerçekleştiriliyor. Sipariş göre siparişe göre üretim belki e, pek çoğumuzun kullandığı bir sistem çünkü sipariş göre üretimde e, ürünün özelliklerini ve miktarını müşteri karar veriyor. Ve e, bu o, üretim sisteminde genellikle standart olmayan çok çeşitli ürünler belirli aralıklarla e, küçük partiler halinde e, üretilebiliyor. Siparişe göre montaj ise e, bu o, üretim sisteminde e, stoğa göre üretimin e, ve siparişe göre üretimin bir karması olarak bu üretim sistemini değerlendirebiliriz. Ve bu siparişe göre montaj sisteminde siparişe göre üretim sisteminin ürün esnekliğini stoğa göre üretim sisteminde maliyet avantajını göz önüne bir araya getirerek üretim gerçekleştirmeye e, çalışılır. E, günümüzde e, e, çeşitli e, firmaların uygulamaları var. Örneğin kendi e, otomobilini kendin tasarla, kendi gömleğini kendin tasarla gibi. Bunlar stoktaki üretimle sipariş üretimin bir karması olarak e, daha çok üretim bireyin beklentilerine özgün bir tür müşteri memnuniyetini artıracak şekilde ürünlerin üretilmesine imkan sağlayan sistemler olarak bugün günümüz modern dünyasında bu tür uygulamaları görebiliriz. Üretim miktarına ve akışına göre üretim sistemlerine baktığımız zaman 3 ana grupta topluyoruz bunları. Kesikli üretim, sürekli üretim ve proje tipi üretim. Kesikli üretim kategorisinde iki tür üretim var. Biri parti tipi üretim, diğerisi, diğeri ise atölye tipi üretim. Sürekli üretim kategorisinde ise e, iki farklı üretim sistemi var. Bunlardan biri kitle üretimi, diğeri e, ise e, akış üretimi. E, proje e, üçüncü e, kategori ise e, üretim miktarına ve akışına göre üretim sistemlerini sınıflandırdığımızda üçüncü kategori ise proje tipi üretim. E, parti tipi üretim e, de atölye tipi üretime göre daha az e, çeşitte ürün üretilmesi söz konusu, e, sürekli müşteri talebini ya da özel bir siparişi karşılamak üzere bir ürünün belirli miktarlarda e, üretilmesi halinde biz buna parti tipi üretim diyoruz. Yani ürünün üretildiği miktarı partiler olarak adlandırıyoruz ve bu partinin büyüklüğünü e, müşterinin talebi belirliyor üretimde kullanılan e, makina e, ve donanımın e, yeni üretim ve göre düzenlenmesiyle yeni partilerin üretimine e, geçilmesi sağlanıyor. Atölye tipi üretim, üretim müşterinin istediği özelliklerde, e, ürünün müşterinin istediği zaman ve miktarda e, üretilmesini sağlayan bir e, sistem. E, kitle üretimi bugün bir e, en çok e, yaygın olarak büyük ölçekli imalat e, işletmelerinde e, karşılaştığımız bir üretim sistemi. Kitle üretimde standart ürünler söz konusu ve bu e, çok miktarda belirli bir standarttaki ürünler sürekli olarak e, üretiliyor. E, akış tip üretimde ise bir ya da çok az çeşitli ürünün, üretilmesine dayanan bir sistem. Ee, örneğin kağıt e, endüstrisini, çimento endüstrisini ve şeker endüstrisi e, akış tipi üretimi e, kullanan endüstriler. Proje tipi üretim e, proje'nin öncelikle tanımını yaparak proje tipi üretimi tanımlayabilirim. Proje Başlangıcı ve e, bitişi belli olan belirli e, tek bir e, ürünün, eşsiz bir ürünün e, üretilmesi ve e, ürünün bitmesiyle sistemin ömrünün de bittiği bir e, üretim e, sistemi. Proje tipi üretimde bir üretim sistemi e, bir defalık bir görev dizisi olarak kabul edilir ve ürünün bütün özelliklerini müşteri belirler. Bir anlamda siparişe göre üretime benzer ama bunlar daha çok daha büyük çaplı işlerde tercih edilir. Örneğin köprü projeleri, yol projeleri, baraj projeleri gibi. Şimdi biraz e, yaptığımız tanımlarla e, örnekleri eşleştirme konusunda bir alıştır, alıştırma yapalım. Eee belirli 3 tane tanım, tanımımız var. Bu tanımımız e, zan, e, tanımlarımıza sözünü ettiğimiz sistem, üretim sistemi tipiğini. Ekranın sağında bulunan sistemlerle karşılaştırmanız ve bu üretim sistemlerine de uygun örnekleri eşleştirmenizi beklediğim bir alıştırma bu. Tanımlara bakalım. Belirli bir standart üründen çok miktarda sürekli üretim yapılmasına ne diyoruz? Biraz düşünelim. Üretimin kesintisiz ve sürekli yapılması, yüksek miktarda az çeşit ya da tek bir çeşit ürün üretilmesi ve belirli eşsiz tek ya da sınırlı sayıda ürün ürün üretiminin yapılması kavramlarını şimdi üretim sistemleriyle eşleştirelim. Belirli bir standart üründen çok miktarda sürekli üretim yapılmasına kitle üretim diyoruz. Üretimin kesintisiz ve sürekli yapılması ve genellikle çok az çeşit ya da tek bir ürünün üretildiği üretim sistemlerine akış üretim sistemleri diyoruz. Belirli eşsiz tek ya da sınırlı sayıda ürünün üretimini gerçekleştirdiği sisteme de proje tipi üretim sistemi diyoruz. Örneklediğimiz zaman Proje tipi üretim sistemine karbo uçağın üretimini örnek olarak verebiliriz. Kitle üretim sistemine uygun olan ürünün örneğinin deterjan olduğunu söylememiz gerekiyor. Akış tipi üretim sistemi ne konu olan ürünün de kağıt ve çimento olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlar dışında bugün e, üretimde e, kullanılan yeni sistemler var. Bunlar arasında esnek üretim sistemlerinin yalın üretimi, çevik üretimi, e, bilgisayarlı bütünleşik üretimi ve e-üretimi e, sıralayabilirim. Esnek üretim sistemleri e, denetleyici merkezi bir bilgisayar tarafından kontrol edilen ve otomatik taşıma sistemlerine sahip yani konveyörler aracılığıyla ve birbirine bağlanmış iş istasyonlarıyla malzeme akışının sağlandığı ve otomatik sayısal kontrollü takım tezgahları ile istenilen özellikle farklı parçaların farklı miktarlarda üretimini yapan üretim sistemlerine esnek üretim sistemleri diyoruz. Yılın üretim adından da anlaşılacağı gibi Temel yapısına hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve en az israfla müşteriye en yüksek değerde ürünü ya da çıktıyı sunmaya çalışan bir üretim sistemi yalın üretim. Yalın üretimin ortaya ortadan kaldırmayı hedeflediği israflar arasında hatalı üretim, süreçler arasındaki bekleme fazla ihtiyaçtan fazla üretim, fazla stok, gereksiz hareket, fazla işlem, gereksiz taşıma işlemleri, yalın üretimde ortadan kaldırılarak büyük bir verimlilik artışı sağlanır. Çevik üretim yapısal değişiklikler talep eden bir üretim sistemidir. Değişimlere Cevap vermenin yani adapte olmanın yanı sıra beklenmeyen durumlara karşı hızlı ve kolayca adapte olabilmek ve yeni ortaya çıkan duruma kesin cevap verebilmek için ve dolayısıyla bu ortamdaki fırsatlardan yararlanmak için yapısal değişiklikler gerektiren bir işletme ya da üretim sistemi yeteneği olarak tanımlayabilirim. Bilgisayarla bütünleşik üretim ise sürecin tamamı bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirilerek ürünün tasarımından üretimine, pazarlanmasına, müşteriye ulaştırılmasına kadar hızlı bir şekilde üretimin gerçekleştirildiği bir sistemden söz ediyorum. Bu sistem bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim ya da sayısal kontrollü makinalar gibi sadece ileri düzeyde teknolojiyi kullanmaktan ziyade üretim tesisinin e, organizasyonu ve kontrolü için kullanılan bir stratejidir. Ev üretim e, deyince aklımıza ilk ak internet e, gelecek. İnternet web. E, kablosuz iletişim, akıllı teknolojik sistemleri kullanarak işletmenin e, geriye kalan bütün elemanlarıyla uyumlu imalat işlemlerinin işletmenin fonksiyonel amaçlarına başarıyla gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Bu o, gün e, geldiğimiz teknoloji tabanlı m, son nokta. Üretim yönetimi işletme içindeki e, bir önemli bir fonksiyonun yönetim fonksiyonunun temel ilkeleri doğrultusunda yerine getirilmesi e, ve bunu o, sağlayacak bir sistemin geliştirmesi e, ile başlar. E, üretim yönetimiyle hedeflenen üretim ile ilgili miktar, zaman, kalite ve maliyet faktörlerine dikkate alarak hem işletme, işletme çıkarlarını hem de müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi amaçlanır. Üretim yönetiminin temel elemanları arasında ürün tasarımı, ürün planlaması, malzeme gereksinim planlaması, stok kontrol, kalite kontrol, ve tedarik zinciri yönetimi bulunur. Ürün tasarımı işletmenin üretmeyi planladığı ürünün tüm özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan her türlü faaliyettir. Ve ürün tasarım sürecindeki evreler planlama evresi, geliştirme evresi ve üretim ve satış evresi olmak üzere 3 evreden oluşur. Üretim planlaması gelecekteki dönemlerde üretim faaliyetinin ya da üretim miktarlarının düzeylerini ya da limitlerini belirleyen bir fonksiyon. Üretim planı hazırlamak için işletmelerin bir izleme stratejisi olması gerekiyor. Ve bu bunun alternatifi olarak sabit üretim hızı stratejisi ya da karma strateji olmak üzere Üç stratejiden birini üretim planı hazırlarken işletmeler e, tercih edebilirler. Malzeme gereksinim planlaması üretim yönetiminin bir diğer önemli faaliyeti. Üretilecek ürünlerin parça ve alt montajlarının üretim ya da satın alma miktarlarını ve zamanlarını üretim sürelerini ve tedarik sürelerini göz önünde bulundurarak belirleyen kritik bir e, fonksiyon. E, malzeme gereksinimleri planlaması ve genelde şu sorulara cevap arar: e, Hangi malzemeye gereklidir? Hangi miktarda gereklidir? Ve ne zaman gereklidir? Böylece e, üretim sisteminin e, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde çalışması için malzeme gereksinim planlaması kritik bir fonksiyondur. Üretim yönetimi ile ilgili bir diğer önemli e, kavram stok kontrol. Stok kontrolü işletme açısından en ekonomik olan stok miktarının işletmenin üretim, satış ve finansal koşullarının da dikkate alınarak belirlenmesi ve belirlenen bu stok düzeylerinin sürdürülmesi faaliyetidir. İşletmelerde stok kalemleri olarak genelde ham maddeler, yardımcı maddeler, işletme malzemeleri, yarı bitmiş ürünler ve bitmiş ürünler olarak stoklar karşımıza çıkar. Biraz önce yalın üretimde de gördüğünüz gibi fazla stok işletmeler için bir israftır. Hatta bazı kalite düşünürleri işletmelerdeki sistemlerin etkinli ve verimli çalışması için sıfır stok stok hedeflemelerini önerir. Bu tabii normal normal koşullar altında uh, uygulanabilecek bir uh, ilkedir. Uh, ancak pandemi uh, bize gösterdi ki belirli miktarlarda uh, optimum düzeyde stokların uh, beklenmedik dışsal şoklar karşısında uh, yararlı uh, olabileceğini bize gösterdi. <laughs> bir diğer önemli kavram kalite kontrol. Kalite kontrolü ürünün müşteriler tarafından sürekli bir şekilde talep edilmesini sağlayacak özelliklerde üretilip üretilmediğini kontrol ederken aynı zamanda ürünle ilgili yasalara ve yönetmeliklere de uyumunu zorunlu kılan bir süreçtir. Yani bir ürünün kalitesiyle ilgili yasal ya da ürünün teknolojik özelliklerine uygun uyması gereken yükümlülükler yanı sıra müşterinin beğenilerini de göz önünde bulunarak ürünün üretilip üretilmediğini kontrolü e, faaliyetini kastediyorum. Kalite kontrol yöntemleri arasında %100 muayene, istatistik kalite kontrol, e, kalite güvence sistemi ve kalite yönetim sistemi olarak farklı yöntemler e, kullanılabilmektedir. Tedarik zinciri yönetimi e, tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşan bir e, şebekede bilgi, malzeme ve finansal e, akışın yönetimine tedarik zinciri yönetimi diyoruz. Bugün e, işletmelerin hem e, kurumsal değer yaratımıza hem de müşteri nezdinde değer yaratması için çok kritik bir e, konu tedarik zinciri yönetimi. Artık sadece gördüğünüz gibi e, üretimi e, girdi dönüşüm ve çıktıdan ziyade daha önceki ve daha sonraki halkaların bütününü içerecek şekilde bu o, zincirin halkaları arasındaki bilgiyi, malzemeyi ve finansal akışın e, yönetiminin Amaçlandığı bir sistemin geçerli olduğu bir reel dünyadayız şu anda. Birkaç da soru hazırlamıştım ama bunları isterseniz hızlıca ben sorayım. İşletmeler mal ve hizmet üretimi için temelde dört fonksiyonu kullanırlar. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bu temel? fonksiyonlar arasında bulunmaz pazarlama, finans, üretim insan kaynakları ve iletişim e, temel fonksiyonları sorduğum için e, pazarlama, finans, üretim insan kaynakları temel fonksiyonlar arasında yer alır e, ama iletişim fonksiyonu da işletmeler için yaşamsal bir fonksiyondur bu fonksiyon e, biz her her bir fonksiyonun içinde e, görebiliriz. Özellikle bilgi teknolojinin gelişimiyle birlikte e, özellikle büyük ölçekli kurumsal işletmeler, e, yatırımcıları e, çeşitli ve geniş e, kesimlerden oluşan e, işletmeler içinde iletişim e, kritik bir fonksiyondur ama ünitemize göre... E, tanımlanan temel fonksiyonlar arasında yer alması. Belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla birbiriyle ilişkili parçaların oluşturduğu bütüne ne ad verilir? E, i̇şletme örgüt grup sistem evren. Belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla birbirleriyle ilişkili parçaların oluşturduğu bütüne biz sistem diyoruz. Dış çevrenin işletmeleri değişime zorladığını biliyoruz. İşletmeler bu değişimi ayak uydurmaya çalışırken birçok sorunla karşılaşıyorlar ve bu sorunların çözümünde sorunu parçalara ayırarak çözmek yerine bütünü oluşturan parçaların aralarındaki ilişkilerin göz önünde alınarak çözülmeye çalışması daha etkin bir yaklaşım olarak kendini gösteriyor. Bütünün tamamına bakmanın önemli olduğunu savunan bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Kaynaklara dayalı yaklaşım, evrimsel yaklaşım, sistem yaklaşımı, örgütsel ekoloji yaklaşımı, bilimsel yaklaşım ve bu yaklaşımın adı sistem yaklaşımı, bütüncül bakış açısı. Üretimde kullanılan girdilerin belirli bir dönüşümden geçerek mal ve hizmet şeklinde dönüştürüldüğü sisteme ne ad verilir? Tabii ki üretim sistemi. Bir sistemin değişen çevre koşullarına cevap verebilme yeteneğine ya da becerisine ne ad verilir? Sineklik. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta üretim fonksiyonunu ele aldık. Önümüzdeki hafta insan kaynakları fonksiyonunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.